Şimdi kameramızı canlı yayın noktamıza çevirelim. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor. Florya'da yarın oynanacak Kopenhag mücadelesi öncesi son antrenman gerçekleşiyor. Emre, hem Okan Hoca'nın basın toplantısından notları hem de antrenmana dair detayları da senden dinleyelim. Ceyda, teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden biz de mutlu akşamları, yayınlar dileyelim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mesaisi yarın itibariyle başlıyor. Sarı kırmızılı takım şu sıralarda son antrenmanını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeceğim. Antrenmana dair detayları canlı canlı aktarırken ben de takıma dair son bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Az önce teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray'ın sol beki Angelinho ile birlikte gerçekleştirdiği bir basın toplantısı vardı. Maça dair, kadroya dair önemli bilgileri paylaştı Okan Hoca. Şu anda da aslında antrenman henüz başlamış değil. Oyuncular kendi aralarında ısınma hareketlerini gerçekleştiriyor ki şu an ekrana yansıyan isim Wilfried Zaha, Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği yaz transfer döneminin en spektaküler hamlelerinden bir tanesiydi ve artık oynamaya hazır. Aslında Şampiyonlar Ligi ön elemesi itibariyle de Zaha'yı kısa kesitlerde görme imkanı bulmuştuk ama sonrasında fiziksel durumunun yeterli olmaması sebebiyle bir programa dahil edildi Wilfried Zaha. Hazır olması için bir süredir bekleniyordu ve artık o zaman geldi. Yarın Kopenhag maçıyla birlikte kadroya girmesini bekliyoruz. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın yeni transferlerinden bir diğeri, geçtiğimiz hafta Kolombiya milli takımıyla kamptaydı. İki maçta forma giydi. Daha doğrusu ikinci maçta süre aldı. İlkinde maç kadrosundaydı. O da artık takıma katıldı. Galatasaray tam da planlandığı gibi Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı öncesinde şu anda tam kadro olarak çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir eksik, herhangi bir sakat oyuncusu yok Galatasaray'ın. Sezon başında kadroya katılan yıldızların da tamamının artık takıma katıldığını ifade edelim. Galatasaray 3 ön elemeyi geride bırakarak uzun bir aranın ardından Türk takımlarının uzun yıllardır başaramadığı bir durumu ortaya çıkararak Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kaldı. Son turda, playoff turunda Molde'yi saf dışı bırakmıştı sarı kırmızılı temsilcimiz ve 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında kendisine yer bulacak. Yarın saat 19.45'te Kopenhag'da karşılaşacak sarı kırmızılı temsilcimiz ve macera 17. kez Galatasaray adına başlayacak ki hem yöneticiler hem Sayın Başkan Dursun Özbek de bu konunun altını çizmişti. Şampiyonlar Ligi'nin kuruluşundan itibaren, bu organizasyonun başlangıcından itibaren içinde yer alan ve o Şampiyonlar Ligi'nin logosunda yer alan 8 yıldızdan biri olarak temsil edilen Galatasaray yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarında olacak. Tabii ki gruptaki direkt rakiplerden biriyle karşı karşıya geliyor sarı kırmızılı ekip. Kopenhag karşısında iyi bir başlangıç yapmayı arayacak sarı kırmızılı temsilcimiz. Dediğimiz gibi herhangi bir eksik yok. Şu anda Davinson Sanchez'i görüyorsunuz Okan Buruk'la bir konuşma gerçekleştiriyordu. Okan Hoca şu anda antrenman sahasına geldi. Oyuncular az önce ifade ettiğimiz gibi bireysel olarak antrenman öncesi bir hazırlık gerçekleştiriyorlardı ve yavaş yavaş artık ısınma hareketleriyle birlikte çalışmanın başlayacağını ifade edelim. Sanchez ve Okan Buruk arasında da oldukça sıcak görüntüler var. Bunlar da ekrana yansıyor. Hakim Ziyech geçtiğimiz mücadelede ilk kez forma şansı bulmuştu. 45. dakikadan itibaren, daha doğrusu ikinci yarıdaki 45 dakikayı oynamıştı ve yaptığı asist, gösterdiği performansa da kısa sürede Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir performans ortaya koymuştu Hakim Ziyech. Yarınki mücadelede ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Tanguy Ndombele milli aranın başından itibaren takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. O da geçtiğimiz maçta Samsun Spor karşısında sonradan oyuna girmişti. Fakat Ndombele için biraz daha, en azından ilk 11'de oynamak adına erken olduğunu düşünüyor Galatasaray teknik heyeti. Yarınki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Wilfried Zaha için de en başta ifade ettik. Yarın kadroda olacak, hazır hale geldi ama Zaha da yine oyunun gidişatına göre, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda, maçın ikinci yarısında süre bulması planlanıyor. Hemen peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Bundan da yavaş yavaş bahsedelim. Tabii ki bu antrenmanla birlikte, son taktik antrenmanla birlikte net kararları verecek, son kararlarını verecek Okan Hoca ama aşağı yukarı bir şablonun olduğunu en azından belli noktalarda söyleyebiliriz. Kalede Fernando Muslera olacak ki Galatasaray kadrosunda daha önce Şampiyonlar Ligi deneyimini en fazla yaşamış iki oyuncudan biri. Hakim Ziyech 40 kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Fernando Muslera ise 39 kez, ki bunların tamamını Galatasaray formasıyla oynadığını söyleyelim.
gerçekten bir Galatasaray efsanesi Fernando Muslera. 39 Şampiyonlar Ligi maçı var Galatasaray formasıyla. Yarın 40. mücadelesine çıkacak kaptanı olduğu sarı kırmızılı takımla. Savunmanın sağında Sacha Boey görev alacak. Stoper ikilisinden Nelson ve Abdülkerim'in oynamalarını bekliyoruz. Sol tarafta Angelinho ki basın toplantısında o da yer almıştı. Hemen onun açıklamalarından da bir parantez açıp kısa kısa notları paylaşabiliriz. Özellikle çok fazla konuşulan, tartışılan bir konu Angelinho'nun üçlü ya da dörtlü sistem hangisine daha verimli olabileceği, hangisine oynama konusunda daha rahat edebileceği ve o da şöyle bir yanıt verdi. Ben aslında dörtlü sistemde daha rahat ediyorum, daha çok seviyorum ama son 3-3,5 sezondur genel itibariyle üçlü savunma oynayan takımlarda görev aldım. Ama benim için çok problem değil. Yarın sahada olacağız. Çok iyi bir takımımız var. Çok güçlü takviyeler yaptık ve Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamaya hazırız şeklinde bir ifadesi oldu. Orta sahanın merkezi tabii merak ediliyor. Burada yere en garanti olan isim Lucas Torreira. Galatasaray'da ön eleme turlarında zaman zaman sakatlığı Galatasaray adına problem yaratmıştı. Orta saha direncini koruyabilmek adına problem yaratmıştı ama artık Torreira döndü. Torreira hazır ve Galatasaray'ın yine Şampiyonlar Ligi arenasında da en önemli silahlarından biri olacak. Torreira ile birlikte yarın Kerem Demirbay'ın orta sahanın merkezinde görev almasını bekliyoruz. Kerem de ligde geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında belki de Galatasaray kariyerinde şu ana kadar tabii ki çok az maça çıktı ama en iyi performanslarından birini gösterdi. Kerem de teknik heyetin güvenini kazanmış durumda. Orta sahada tabii merak edilen konu burada bir üçüncü bir 8 numara olarak değerlendirilebilecek ismin kadroya katılıp katılmayacağı ama şu andaki görüntüde sanki Dries Mertens oraya daha yakın, ilk 11'e daha yakın gibi gözüküyor. Hücum aksiyonlarında Galatasaray'a katkısı çok büyük. Son haftalarda o da formda bir görüntü çiziyor. Samsunspor maçında 2 asist yapmıştı ve fiziksel görüntüsüyle de yine teknik heyeti memnun eden bir durum içerisinde Dries Mertens. O da yine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. 34 maçı var Napoli formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ve şu an Galatasaray kadrosu içerisindeki aktif oyuncular arasında en çok Şampiyonlar Ligi golüne sahip olan isim. 16 kez Devler Ligi'nde ağları havalandırma başarısını göstermişti Dries Mertens. Ondan sonra ise zaten Mauro Icardi geliyor. O da 9 Şampiyonlar Ligi golünün altına imzasını atmıştı. Dediğimiz gibi merkezde Dries Mertens, sağ tarafta Hakim Ziyech yarın Galatasaray'da ilk 11'de olacaklar. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, o da Avrupa Ligi'nde aslında 2 sezon önce iz bırakan performanslar ortaya koymuştu ama ilk kez o da Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek. Tabii ki Kerem için de çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir heyecan olduğunu ifade edebiliriz. İleride ise tabii ki Galatasaray'ın en önemli gol silahı, en önemli yıldızı Mauro Icardi yine Kopenhag karşısında Galatasaray adına hücum gücünün büyük bir bölümünü oluşturacak. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Wilfried Zaha sonradan oyuna girmesini beklediğimiz bir isim ki planlanan 60-65'ten sonra tabii ki oyunun gidişatı, maçın gidişatı bunda belirleyici olacaktır. Daha erken ya da daha geç bu kararın verilmesi noktasında ama Zaha için Okan Hoca %100 hazır artık ve zorlu antrenmanlarda da, şiddetli antrenmanlarda da tamamını gerçekleştirdi. Herhangi bir problem yaşamadı. Performansından memnunuz, oynamaya hazır şeklinde bir ifade kullandı. Dediğimiz gibi onun da 30-35 dakika aralığında yarın süre bulması planlanıyor. Ndombele yine yedek kulübesinde olacak isimlerden bir tanesi Galatasaray'da. Davinson Sanchez maç kadrosunda olacak. Yeni transferlerin tamamı artık Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi'nde silah olarak bazıları saha içerisinde, bazıları Okan Hoca'nın yanında Kopenhag karşısında kullanılmak üzere bekliyor olacaklar. Dediğimiz gibi Galatasaray bu turnuvanın, bu platformun en tecrübeli takımlarından bir tanesi. Belki son yıllarda beklenen başarılardan biraz uzak kaldı sarı kırmızılar ama 17 kezle turnuvaya en çok katılan takımlardan biri. Turnuva genelinde en çok katılan takımlardan bir tanesi. İlk organizasyonda 93-94 sezonunda da yine Manchester United'a karşı gösterdiği performansla turnuvanın statüsünün değişmesine sebebiyet vermişti Galatasaray. Belki de o zaman elde edilen o beklenmedik zafer Şampiyonlar Ligi'nin de statüsünü değiştirme yoluna götürmüştü. UEFA yarın 19.45'te mücadele. Taraftarın tabii ki çok büyük ilgisi var. Çok büyük bir heyecan duyuluyor. Okan Hoca da bu konunun altını çizdi. Hafta içi UEFA'ya verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'nin ismini bile telaffuz etmek bizi çok heyecanlandırıyor, tüylerimizi diken diken ediyor demişti. Bugünkü basın toplantısında da yine benzer ifadeleri oldu Okan Hoca'nın.
Biz geçen sezondan bu yana, geçen yıldan beri bu maçın hayalini kuruyorduk dedi ki aslında tabii ki Galatasaray adına bütün planlama bu doğrultuda gerçekleştirilmişti. Ön elemeleri geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma konusunda bu planlama yapılmıştı ve artık o gün geldi çattı. Dediğimiz gibi 19.45'te Kopenhag'la karşı karşıya gelecek Galatasaray. Bir önceki karşılaşma 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde olmuştu iki takım arasında. Yine İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı ki çok baskın bir oyunla ilk yarıyı 3-0 tamamladığı karşılaşma neticesinde Kopenhag önünde 3 puanı almıştı ve o sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başarmıştı Galatasaray. Umudumuz, temennimiz benzer bir görüntünün yarın itibariyle başlangıcının verilmesi olacak tabii ki sarı kırmızılı temsilcimiz adına. Maça çok yoğun bir ilgi var dediğimiz gibi. Yarın kapalı gişe olarak oynanacak karşılaşma. Yaklaşık 47-48 bin kişi ki aslında Galatasaray Stadyumu'nun kapasitesi tabii ki 50 binin üzerinde ama burada güvenlik amacıyla boş bırakılan alanlar, güvenlik amacıyla taraftar alınmayan bölgeler dışındaki her yerin dolmasını ve 47-48 bin civarında Galatasaray taraftarının tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Galatasaray adına tabii ki çok kritik, çok önemli, çok heyecan verici bir mücadele. Şu anda da bu karşılaşmanın artık son hazırlığını gerçekleştiriyor sarı kırmızılı temsilcimiz ve şu anda tabii henüz daha ısınma bölümü. Birazdan 5'e 2'lere toplu çalışmalara geçecek Galatasaraylı futbolcular ve ardından da bir taktik antrenman. Yarınki maçın taktik antrenmanı, son talimatlar. Okan Hoca artık yelekleri dağıtacak. Yarınki maçın kadrosuna dair, yarınki ilk 11'e dair son kararlar, son talimatlar oyunculara iletilecek. Kısa bir süre içerisinde de artık yavaş yavaş basın açık bölümün sonuna doğru geleceğiz. UEFA kuralları gereği sadece 15 dakikalık bölümü basın açık olarak gerçekleştiriliyor antrenmanın ve artık o bölümün de sonuna doğru geliyoruz. Oyuncular da iki gruba ayrıldılar. Şu anda bize yakın olan bölgede Hakim Ziyech'i, Dries Mertens'i, Kerem Demirbay'ı, Angelinho'yu, Tete'yi, Kaan Ayhan'ın Nelson'u görebiliyorum. Diğer tarafta da yine ilk kez gördüğümüz isimlerden Eyüp Aydın, Galatasaray'ın yeni transferi. Diğer ekiple birlikte çalışıyor. Ndombele orada, Zaha orada, Icardi orada. Galatasaray'ın yıldızları iki ayrı gruba ayrılmış vaziyette şu anda son antrenmanı gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş basın açık bölümün sonuna doğru geliyoruz. Galatasaray yarın 19.45'te Şampiyonlar Ligi A grubu birinci maçında Kopenhag'ı konuk edecek. Biz bu maça dair tüm detayları hem bugün hem yarın hem maç öncesi esnası sonrasında A Spor ekranında paylaşmayı sürdüreceğiz. Umudumuz, temennimiz sarı kırmızılı temsilcimizin iyi bir sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir giriş yapması şeklinde olacak diyelim. Ve Flora Metin Oktay tesislerinden sözü stüdyoya bırakalım.